Dostlar merhabalar. Üçüncü bölümün 17 numaralı köşe taşını çözmeye başlıyorum arkadaşlarım. 17, 18, 19 ve 20'yi yani 4 tane köşe taşını da bu videomuzda gömeceğiz inşallah. Hemen şöyle bir odaklanmasını da ayarlayalım bu keratanın ve bakalım ilk sorumuz ne diyor? İşte kosinüs teoreminden bahsediyor dostlar burada. Kosinüs teoremi yardımıyla sorularımızı nasıl çözeceğiz? Eşitsizliğimizi nasıl yazacağız? Bunu öğreniyoruz. Şimdi öncelikle şu 60 dereceyi vermeseydi adam bize ve deseydi ki hadi bakayım AC'nin alabileceği en büyük değer, en küçük değer neyi sorarsa sorsun artık. Biz ne yapacaktık canım kardeşim? X'i ortaya yazacaktık ve diyecektik ki toplamları 13'ten küçük, farkları 3'ten büyük olmak zorundaydı diyecektik. Tabi şimdi 60 derece var. Neresiymiş 60 derece olan? Şuradaki açımız 60 dereceden küçükmüş canım kardeşim. O zaman sen de hemen burayı 60 derece kabul etseydim ben. X kare diyeceksin. Kosinüs teoremi yapıyorum bak. Eşit olacaktı. 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kosinüs 60 yani 1 bölü 2 diyecektik. Ama küçük dediği zaman ben eşittir'i ne yapıyordum? Ben de küçüktür yapıyordum. Hadi bir toparlayalım. Şu ikiler gitsin. Şurada 40 var. 64'ten çıkaralım 40'ı. 24. 25 de buradan geliyor. 49. Yani x küçüktür. Kök 49. O da ne yaptı? 7. X küçüktür. 7 bulduk bir de dostum. Bakın x için 2 aralık bulduk. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? Büyüklerden küçük olanı yani 7'yi, küçüklerden büyük olanı ama zaten bir tane var. O halde 3 ile 7 aralığındadır diyorum. Tam sayı değeri en çok kaçtır diye soruyor. Cevabım 6'dır. İşaretledim geçtim. Evet geldim ikinci soruya. BC'nin en az hangi tam sayı değerini alır diye sormuş. X diyelim buna biz hemen. Ve kosinüs teoremini uygulayalım. Şimdi BAC şurası 45'ten büyük. Tam 45 olsaydı dostum kosinüs teoremini yazıyorum hemen. X kare eşit olurdu. 5'in karesi artı yani 25 artı 3 kök 2'nin karesi o da 18. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 kök 2 çarpı kosinüs 45. Kök 2 bölü 2'dir onu da yazdım buraya. Tabi bu ne zaman? Burası 45 derece olsaydı. Ama büyük diyor o yüzden ben de buradaki simgeyi büyük yaptım. Hadi toparlayalım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Şu 2'yi götürsün. Şurası 2 kere 5 10. 3 ile çarptım 30 yaptı burası. Şurası 25 18 daha 35 43 yaptı. X kare büyüktür 43 eksi 30. Yani x kare büyüktür 43'den 30 çıkarsa 13. X büyüktür kök 13. Buraya kadar geldik. Şimdi kök 13 dediğimiz sayı 16 olsaydı dışarıya 4 diye çıkardı. Başka 9 olsaydı dışarıya 3 diye çıkardı. Demek ki X dediğimiz amca şurada yazalım. X büyüktür. 3 ile 4 arasında bir değer. 3 nokta bir şey. Hadi 3.2 diyelim biz ona. En azını soruyor. 3.2'den büyük sayılar nedir? 4, 5, 6 diye giderler. Bize en küçüğünü soruyor. Cevabımız 4'tür. Bursa'dan geldi. Evet. Baktık 3 numara ne diyormuş. Bakın 3 numara daha kolay. Diyor ki bu bir ikizkenar üçgendir. 60'dan büyük 90'dan küçük diyor dostum. Şuradaki BAC açısı. Sen de diyorsun ki lan 60 olsaydı burası 4 olurdu değil mi? BC kenarı. X diyelim buraya biz. X dediğimiz şey 4 olurdu. 60 olsaydı eşkenar üçgene dönerdi bu. 4, 4, 4 olurdu. Ama 60'dan büyük dediği için ben de buraya büyüktür simgesini koydum. 90 olsaydı ikiz kenar dik üçgen olurdu. 45, 45, 90. 4, 4, 4 kök 2 olurdu bu durumda arkadaşlarım. Ama 4 kök 2'den de küçükmüş çünkü 90'dan küçük. O halde artık söyleyebiliriz. 4 kök 2 dediğimiz sayı kök 32'dir. Onu şurada göstereyim. 4 kök 2 dediğim sayı aslında kök 32'dir. Kök 32 de dostum 36 ile 25 arasında olduğu için 5 nokta bir şey. Hadi 5.2 diyelim biz ona. Şurası 5.2 x
Burası da 4. Ne var bu aralıktaki sayılarımızın içerisinde? Bir tek 5 giriyor bu aralığa tam sayı olarak. O halde bir tane değeri vardır. Cevap Adana'dan geldi. Evet, dördüncü sorumuz arkadaşlarım. Bakın diyor ki bu sefer 60'tan büyük, 120'den küçük. Sen şimdi burayı 60 olsaydı ne diyecektin? X kare diyecektin. 60 olsaydı büyük dediği için ben de büyüktür yapacağım burayı. X kare büyüktür. Şöyle yapacaktım ama neyse yapalım. X kare büyüktür. 8'in karesi artı 12'nin karesi 144. 8'in karesi de 64 diyelim. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 12 çarpı kosinüs 60 olurdu. O da 1 bölü 2 olurdu. Eğer 60 olsaydı bu şekilde eşittirli yazacaktım. Ama 60'tan büyük dediği için A açısına, şuradaki açıya ben de büyüktür simgesini koydum. O halde düzenleyelim. X kare büyüktür. Şuradaki ikiler gitsin. 8 ile 12'nin çarpımı 80, 96 yaptı şurası. 96. Şurası 208. 208'den de 96'yı çıkarayım hemen şöyle kenarda. 2, 11, 112 geldi. X kare. X de büyük oldu. Kök 112'den. Şimdi tamam. 60'dan büyük olduğu durumu yaptık. Kök 112'dir dedik. Kök 112'de hatta çıkartalım dışarıya. 100 ile 121 aralığında. Demek ki dışarıya da 10 ile 11 aralığında çıkacak. Şöyle alt tarafa yazıyorum. X diyorum. Büyük olduğu neyden? 10 ile 11 aralığında bir sayıdan. İşte 10,2 diyelim biz ona. Şimdi üst sınırını bulalım dostlar. Onun için de 120'yi kullanacağız. Burası tam 120 olsaydı X kare eşit olurdu ama küçük dediği için ben de küçük yapıyorum. 8'in karesi 64, 12'nin karesi 144, eksi 2 çarpı 8 çarpı 12 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 de yine 1 bölü 2 ama toplamları 180 olanlarda negatif olacaktı işaretimiz geniş açılarda. Eksi 1 bölü 2 olacak. Şuraya 1 bölü 2 yazalım. Eksisi de burayı artı yapsın. Şu ikiler yine gitti. Şurası yine 208 yaptı. X kare küçüktür. 208 bu sefer artı 96 geldi. Toplayalım. 290, 14 daha 304. Yani X kare, daha doğrusu X küçüktür. Kök içinde 304'ten. Şimdi 304'ten önceki sayılar. Şimdi 15'in karesi olsa yok. 16'nın karesi 256'dır. 17'nin karesi 289'dur. Demek ki 17 ile 18 aralığında bir değer olacak bu arkadaşlarım. 17 ile 18 arasında bir değer. 18'in karesi 324, 17'nin karesi 289. 17 nokta bir şey diyelim. 17.2 diyelim buna. İşte bu aralıkta alacağı değerler. Neler var bu aralıkta? Şöyle gösteriyorum. 11 var. 12 var. 13 var. 14, 15, 16, 17 de var arkadaşlar. Bunların da toplamı nedir diye soruyor bize. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 bir kere buradan kafadan geldi. 2 ile 1'in toplamı 3. 3 daha 6, 4 daha 10 geldi. 6 ile 5'in toplamı 11, 7 daha 11, 7 daha 18 geldi. 70, 80, 98 yaptı. Yani Ceyhan'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, 17 numarayı gömdük. Hemen 18 numaralı köşe taşımız, ki bakın biz bundan birkaç köşe taşı önce daha bahsetmiştik buradaki özellikten. Şöyle demiştik hatta arkadaşlarım. Şu iç nokta olduğu için D noktasının özelliği şuydu. Şu BD ile DC'nin toplamı, yani şuraya yazalım. X ile 4'ün toplamı eşitti. Üstündeki iki kenarın toplamından küçük olacak 8. Hemen gördükleri karşısındaki o üçgenin üçüncü kenarından da büyük olacak. Altıdan da büyük olacak demiştik. Sonra 4 var burada fazlalık. 4'ü çıkartalım her iki taraftan. 2 kalıyor burada. X kalıyor burada. 4 kalıyor. 2 ile 4 aralığındaymış DB, yani X. 2 ile 4 aralığında bir tek 3 var arkadaşlarım. Demek ki bir tane değer alıyor. Oradan da cevap Adana geldi diyebiliriz. Evet. Şimdi hemen 2 numaralı köşe taşını okuyalım. D noktası yine ABC üçgeninin iç bölgesinde bir noktadır. 6, 7, 4. ABC üçgeninin, ABC üçgeninin çevresinin diyor en küçük tam sayı değeri acaba kaçtır diye bir soru sormuş bize.
Şimdi bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine şu aynı kuralı bir uygulayalım isterseniz. Şuradaki iki kenar yani 10 dediğimiz uzunluğun 10. Neyden büyük olacak? Üçüncü kenardan 7'den büyük. Şu AB ile BC'nin toplamından da AB ile BC'nin toplamından da küçük olacak dedik. E şimdi demek ki AB ile BC'nin toplamı 10'dan büyükse en az kaç olur? 11 olur bunların toplamı. Bizden de ABC üçgeninin çevresinin en küçük değerini istiyor. İşte 11'i seçtik şununla. Şunun toplamını 11 seçtim. E 7 de buradan geliyor. 18 çıktı çevremizin değeri. Evet, üçüncü sorudayız arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız. İkizkenar üçgenmiş. D noktası ABC'nin iç bölgesinde bir yerdeymiş dostlarım. Buna göre AD'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bunu pratik olarak şöyle de söyleyebilirsiniz. AD dediğimiz uzunluk şu kenardan kesinlikle küçük olacak. Çünkü iç bölgesinde deyip 6'dan küçük tam sayıları toplarsanız sonuca ulaşabilirsiniz. Ne oluyor hatta yazayım ben onları. 6'dan küçükler neler? 5 var, 4 var, 3 var, 2 var, 1 var. Toplayalım. 9, 12, 3 daha 15'miş mesela bu sorunun cevabı. Yani normal yolla nasıl çözeceğiz? Yani formülü nasıl kullanacağız öğretmenim? Şunu yapacaksınız. Şimdi şuna x diyelim, şuna da y diyelim. Az önce öğrendiğimiz gibi x ile y'nin toplamı küçükmüş. Şu ikisinin toplamından yani 8'den büyükmüş 6'dan. E o zaman hocam x ile y'nin toplamı 7 yapar. Tamam. Peki x ile y'nin toplamı 7 ise şuraya bir yere yazayım. X artı y eşittir 7 ise. Şimdi bu 0 ise bu 7 olur. Bu 1 ise bu 6. Bu 2 ise 5. 3 ise 4. İşte 4 ise 3. 5 ise 2. 6 ise 1, 7 ise 0. E şimdi bir uzunluk 0 olabilir mi? Yani y 0 olabilir mi? Olmaz. Şuradaki 2'den dolayı bunu ben tam dümdüz indirsem 2'ye böler burayı 1 derim buraya 90 derece olur. Kayı kuralı yaptım. Geometrik onu anlatım videolarımızda var bu. 90 derecenin karşısındaki y 1'den büyük olmalı. O yüzden bu da olmaz diyeceksin. 0 zaten yine x de olamaz. İşte şu aralıktaki x'in değerleri 5, 4, 3, 2, 1 diye de söyleyebilirsin dostum. Mevzu bu. Evet geldik 6. sorumuza. 6 var, 8 var, dik üçgen. 6, 8, 10 üçgenidir bu. Bakın neyi soruyor? DB ile DC'nin toplamı. E neydi kural arkadaşlarım? Hemen şöyle göstereyim biz. DB ile DC'nin toplamı. Şu ikisinin toplamından yani 14'ten küçük, 3. kenardan da büyük olacaktı. Kaç farklı tam sayı değeri var? 11 var, 12 var, 13 var bu aralıkta. 3 tane tam sayı değeri alabilir dedik. Ve geldik 19 numaralı köşe taşımıza. Burada da yine yeni bir kural öğreneceğiz arkadaşlarım. Şimdi üçgenin içindeki bir noktadan 3 köşeye de şöyle 3 köşeye doğrular çizdiğinizde bu 3 doğrunun toplamı yani bakın D'nin A, B ve C köşelerine uzaklıkları demektir bu kırmızılar. Bu kırmızıların toplamı yani toplam diyeyim şöyle ben her zaman çevreden küçük yarı çevreden de büyük olacak. E o zaman arkadaşlar bunların toplamı çevremiz 16 ya 16'dan küçük olacak yarı çevremiz de 8 ya 8'den de büyük olacak. Yani 8 ile 16 arasındaki bütün sayılar olur 8 olmaz. 16 da olmaz. Bizi zaten hangisi olmaz diye soruyor. 8 olmaz arkadaş. Evet geldik 2 numaraya. DEF noktaları ABC üçgeninin kenarlarının orta noktalarıdır. Kenarların orta noktaları ise arkadaşlarım bunlar hep orta tabanlar oldu. Hatırlayın orta tabanı. Demek ki şu kenar mesela 2A ise burası A. Burası 2B ise burası B. Burası 2C ise burası da C olacak. Şimdi bizden büyüğünün çevresini yani 2B, 2A ve 2C'nin toplamını 18 vermiş. Demek ki şu küçücük üçgenin çevresi yani A, B, C'nin toplamı 9. Bak bunun çevresi 9 tamam mı? Ortadaki küçük üçgenin çevresi 9. Peki şu PF, PD ve PE'nin toplamı neydi? Bu 9'dan küçük olacaktı. 9'un yarısından yani çevrenin yarısından 4,5'tan da büyük olacaktır. O halde ne olabilir? 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur.
Toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 6 olabilir. Bak 4 ile 3 olamaz, 5'ten küçük olamaz. 8'den de büyük olamayacağına göre sadece 6 olabilir. Yapıştır gelsin. Evet. Üçüncü sorumuza bakıyorum dostum. ABC üçgeninde D noktası üçgenin içinde bir nokta. Tamam, bak bunların hepsinin toplamını vermiş bize arkadaşlarım. Hepsinin toplamı. Üçünün toplamı neydi yani, bu 16 neydi? Çevreden küçüktü ama çevrenin yarısından, yani yarı çevreden büyük olacak. O zaman bu adamın ne diyor? Çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Bu adamın şurası 16 ya. Şimdi çevresine biz 17 desek, çevrenin yarısı ne oluyor bu durumda? 17 dediğimiz şey, yani çevresi, şu şıkları deneyelim daha doğrusu ya, tek tek. Şimdi 40 olsa çevresi, şurası 40 olsa, doğru cevap 40 desek mesela. Yarı çevre ne oluyor bu durumda? 20. Peki 16, 20 ile 40'ın arasında mı? Hayır, 20'den daha küçük. O yüzden 40 olmaz bir kere. Peki 38'i deneyelim. Çevre 38 olsa, yarı çevre ne olur? 19. Kurala yine uymadı bak. 16 19'dan büyüktür diyor. Olmadı. Bu şekilde deneyeceksin işte dostum. 35'i deneyelim. Hadi burası 35 olsa, yarı çevremiz ne olur bu durumda? 17,5. 16 17,5'tan büyük mü? Hayır. O zaman 35 de olmadı. 32'yi deneyelim. Demek ki çevre 32 olsa yarı çevre 16 olacak. Peki 16 16'dan büyük mü? Hayır, eşit. O zaman bu da olmadı. 24 oluyor arkadaşlarım gerçekten de. Bakın 24 ise çevremiz, yarı çevre 12 oluyor ve 12 16'dan küçüktür. 24 16'dan büyüktür. Dolayısıyla sağladığı için cevap 24'tür. Yapıştır gelsin. Evet, böylelikle geçtik son sorumuza. 19 numaralı köşe taşının son sorusu. Diyor ki ABC üçgeninde DA 4 3 2'yi vermiş bize. AC ile neyi soruyor? BC. BC neresi? Şurası. AC ile BC'nin toplamının en büyük tam sayı değeri kaç birim olabilir diye bir soru sormuş. AC ile şununla şunun X diyelim, Y diyelim. Hadi şuraya da Z diyelim. Dostlar siz şimdi şunu biliyorsunuz. Şu üçünün toplamı 4, 3 daha 7, 2 daha 9 dediğimiz şey çevreden küçük, yarı çevreden de büyük olacak. Bir kere bu bir. Peki ben buradan çevreyi, hani yarı çevreyi en fazla kaç seçerim? Yarı çevre en fazla 8 olur. Bu durumda da çevre en fazla taş çatlasa 16 olur. Yani x artı y artı z'nin değeri maksimum 16 olur. Şimdi benden ama x artı y artı z'yi istemiyor. Bak dikkat edin. Maksimum 16 ama onu biliyorum ben. Çünkü yarı çevreyi daha büyük bir sayı seçemiyorum. 9'dan küçük olacağı için 8 seçtim. Peki canım kardeşim, şu üçgene baksana bir de, şu üçgene. Şimdi bize x ile y'yi soruyor ya, x ile y'nin toplamı, en büyük değerini istiyor. Ben şimdi z'yi seçeceğim bu durumda. Dostlar 4 ve 3'ün toplamı 7'den küçük değil midir bu z? O halde ben z'yi maksimum 6 seçsem, z'yi maksimum 6 alabilirim desem, x ile y'nin toplamına en fazla kaç kalır dostlarım? 10 kaldı. Sorumuzun cevabı da 10 çıktı. Bunu pratik olarak da şöyle de yapabilirsin dostum. Hadi bunu anlamadın diyelim. Şu ortadaki 3'ünü topluyorsun. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. İki kenarın toplamı her zaman bu 9'dan büyük olacak. Her zaman. Yani 9'dan büyükse en az ne olabilir? 10 olabilir diyebilirsin. Diyeceksin kardeşim. Evet. 19 numara da tamamdır. Hadi alalım 20 numarayı önümüze, bakalım ne diyor. Evet, burada da yükseklikle ilgili bir şeyler konuşacağız canım kardeşim. Şimdi birinci sorumuza bakalım hemen. Diyor ki, şöyle odaklanmasını da ben bir ayarlayayım şöyle kalem üstündeyken. Evet. AH diktir BC'ye, tamam, bir yükseklik vermiş. Burada kilit noktası şurası arkadaşlar. Şunlar bakın. Mesela hemen yandaki soruya da bakın. Vermiş burada da D elemanıdır A, B, C. Şurada da bakın D elemanıdır A ile C gibi, ama açık parantez, kapalı parantez. Buradaki kilit noktamız bunlar arkadaşlar. Dikkat edeceksiniz, bu D elemanı mıdır B ile C'nin? Bu B ile C'nin parantezleri köşeli olarak verildiği için tam bunun arasında ve şu çizginin üstünde olacak D dediğimiz sayı. D'nin tam şu haşa geldiğini düşünün arkadaşlarım. Yani şöyle geriye doğru getiriyorsun bak. D'nin tam nerede olduğu belli değil ya.
D elemanıdır. BC demek D hareketli bir nokta. D'yi al buraya getir, buraya getir, şuraya getir. Şöyle getir bak. Gittikçe geliyor bu şekilde. Geliyor, geliyor, geliyor. Tam H noktasına geldiğinde 8 olur. Ve gittikçe yine bu tarafa doğru gittikçe 8'den büyür artık 13'e doğru yaklaşır. Demek ki D'nin alabileceği en kısa mesafe yani en kısa uzaklık daha doğrusu X'in alabileceği en kısa uzaklık 8 birimdir diyebilirsiniz canım kardeşim. Peki ben bu D'yi tam C noktasının üstüne getirebilir miyim? Tabii ki getiririm çünkü BC'nin içinde C de dahil B de dahil. Birinci bölümü hatırlayın, ilk bölüm arkadaşlarım, ilk bölümü. Hatırlayın orada anlattık bu parantezlerin özelliklerini. Peki denizin noktası tam C'ye gelse o zaman AC olur yani 20 olur. En az 8 en fazla da 20 olur. O halde alabileceği en büyük ve en küçük değer de toplamda 28 olur dedik. Tamamdır geldik şu 2 numaralı soruya. Şimdi diyor ki D elemanıdır AC'nin ama... A ile C dahil değil. Yani AC'den dışarıya da taşabilir şöyle uzayıp gidebilir diyor canım kardeşim. Gittiği yere kadar gider diyor. Önemli değil diyor. Peki burada neler yapacağız bunu görelim şimdi. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum X bir kere tam şuraya kadar geldiğinde bakın şu ara C olamaz. C olsaydı en fazla 16 olur derdim ama C dahil değil bak şu aralıkta dolanıyor. Tam böyle A'nın dibiyle C'nin dibinin arasında dolanıyor. Peki A olabilir mi? Hayır dahil değil. Yuvarlak parantez var çünkü. C olabilir mi? Hayır dahil değil. Ama bu aralıktaki her değer olur. İşte X'i sen şöyle D noktasını kaydırdıkça böyle bu şekilde C'ye doğru yaklaştıkça 16'ya yaklaşmış olur. 16 olmaz ama. En fazla alabileceği değer tam sayı olarak söylüyorum 15'tir o halde. Demek ki x maksimum 15 olur. Şimdi gelelim minimumuna. Şimdi hepiniz minimumunu 9 diye düşünüyorsunuz. Hocam 8 olamaz. 8'den bir tık büyük 9 olur. 9 ile 15'in toplamı da 24'tür. Allah'tan şıklar da yok. ÖSYM koyar ama 24'ü şıklara. Peki en küçük kaç olur hocam? Dostum bak burada bir üstteki sorudaki gibi yükseklik yok. Bak şöyle düşün. Ben şimdi kalemi buraya yükseklik olarak diktim. Sana da desem ki elinle bastır lan bu yukarıdan aşağıya. Bükebilir misin burayı? Burada bak bir diklik var. Sen bunu aşağıya doğru bükemezsin. Yani şurada eğer ki adam bir diklik çizseydi ben bu soruda yapabileceğim fazla ekstra bir şey yoktu. Bir üstteki sorunun aynısı olacaktı bu. Ama diklik yok. Yani ben bu B noktasını istediğim kadar buradan bastırabilirim. Ve şöyle yapsam ben bu şekli bak. A burası, B burası, C de burası. Aha bu hale getirdim bak şuradaki. X böyle olur bu durumda. A, B, C. Yani ben bu B noktasını dibine kadar indirebilirim. Şurası bile olabilir arkadaşım B noktası. Çünkü B için sabit bir nokta vermemiş bana. İlla B orası olacak dememiş. Yükseklik koymamış yani. B'yi ben buradan bastırabildiğim kadar bastırırım. E o zaman benim bunu yapabileceğim X'in alabileceği en küçük değer 1 olur canım dostum. 0 olmaz. 0 diyecektim ama çünkü bir uzunluk 0 olmaz. O zaman en az 1 olabilir. İşte en az 1 en fazla da 15 olduğu için toplamlarını 16 yapıştırdık diyebiliriz. Evet geldik şimdi bu soruya. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş bize. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın X dediğimiz şey bu aralıkta hareket eden bir nokta arkadaşlarım. D, AB'nin içinde bir nokta. Evet şimdi burada cevabı Ceyhan demiş ama aslında arkadaşlarım bunun cevabının 17 olması gerekir. Doğru cevap 17'dir çünkü şu parantezlere göre konuşuyorum. Bakın D noktası B olabilir çünkü B dahil. Hani şöyle deseydi D elemanıdır AB'nin ama
şöyle yapsaydı B dahil olmazdı. A da dahil olmazdı bu durumda. Dolayısıyla B'nin üstüne gelmezdi bu Denizli noktası tam da. O yüzden 17 asla olmaz derdim. Ama şu paranteze göre konuşursak canım kardeşim, D'nin olabileceği en büyük değer B noktasına geldiği için X şöyle olur, 17 olur. Sorunun doğru cevabı Denizli'dir arkadaşlarım. Evet, 4 numaradayız. Son sorumuz bu videomuzun son sorusu. Diyor ki ABC üçgeninin alanı en çok kaç santimetre karedir? Hemen üçgende alan konu anlatım videoma bakarsanız bunun birçok versiyonunu gösterdim. Alanın en büyük değeri versiyonunu. Burada da şöyle bir pratik yolu öğretmiştim. Dedim ki size verilen üçgeni her zaman bir kademe düzgünleştirin. Eğer normal salak bir üçgense ki bu salak bir üçgen. Salak üçgenin bir tık düzgünleştirilmiş hali iki kenarın arasına 90 derece koymaktır. Dolayısıyla bu dik üçgenin alanında dik kenarları çarp 4 kere 8 32 bölü 2'den 16'dır diyebilirsiniz. Bu 1. Ama verilen üçgen zaten bir dik üçgense ikiz kenar dik üçgen yapacaksın. Kabul edeceksin, öyle bulacaksın alanı. Bunun da ispatı sinüs alanından geliyor arkadaşlarım. Şöyle yapıyorsunuz yani bu üçgenin şuradaki açıya alfa diyelim. Bilmiyoruz şimdi 90 olduğunu. Sinüs alandan alanı 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı sinüs alfadır. 4 kere 8 32 bölü 2'den 16 çarpı sinüs alfa gelir. Şimdi sinüsün de alabileceği en büyük değer biliyorsunuz sinüs eksi 1 ile 1 aralığındadır. 1 değerini alır en fazla. Burayı da 1 seçtiğinde alanın en büyük olması için 16 çarpı 1'den 16 gelir. Bu da normal çözüm yoludur. Evet dostlarım, bu köşe taşımızı da bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.